Seyyid Muhammed Nakib el-Attas. ...1931 yılında Endonezya'nın Bogor şehrinde dünyaya gelir. Soyu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dayanan el-Attas'ın baba tarafından dedesi Seyyid Abdullah bin Muhsin bin Muhammed el-Attas, etkisi Endonezya'dan Arabistan'a kadar hissedilmiş bir evliyadır. Annesi Endonezya Sundan Kraliyet ailesinin üyesidir. El-Attas'ın babaannesi Rukiye Hanım'sa aristokrat bir Türk ailesinin mensubudur. Aile geçmişi Nakib el-Attas'ın eğitimini şekillendiren ana etken olmuştur. Endonezya'da İslam bilimleri üzerine eğitim alır. Malezya'da bulunduğu zaman Malay dili, edebiyatı ve kültürü altyapısını edinir. Bir süre yanında yaşadığı Johor'un 6. başbakanı olan amcasının Malay edebiyatı ve tarihi üzerine Malay el yazmaları olmak üzere çok geniş bir kütüphanesi vardır. Gençliğinin çoğunu tarih, edebiyat ve din üzerine olan bu metinlerle ve diğer aile üyelerinin koleksiyonlarında bulunan İngilizce Batı klasiklerini okuyarak geçirir. Bu kültür dolu atmosfer ve okumalar sayesinde el-Attas, kendi Malaycasını ve yazılarını şekillendiren üstün bir stil ve kusursuz bir sözcük dağarcığı geliştirir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Malay Harp Okulu'na kayıt olur. Sonra askeri eğitim için İngiltere'de önce Eton Hall'a, ardından Kraliyet Askeri Akademisi'ne gider. Burada İngiliz cemiyetinin nüfuzlu kesimiyle ilgili derin bir anlayış geliştirir. Önemli arkadaşlıklar kazanır. El-Attas başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın birçok yerine ve Kuzey Afrika'ya sıkça seyahatler yapar. Buralardaki İslami düşünce, sanat ve mimari mirası onda kalıcı bir etki yaratır. Kuzey Afrika'da bağımsızlık için savaş veren Faslı liderlerle tanışır. Tasavvufa çekilişi, Sandhurst Akademisi'nin kütüphanesinde bulduğu İranlı İslam alimi Molla Cami'nin çalışmalarıyla karşılaşması sonucunda başlar. El-Attas, buradan mezun olduktan sonra Malay Kraliyet Alayı'nda subay olmak için kralın komisyonunu alır ve Malay ormanlarındaki teröristlere karşı yapılan çalışmalarda aktif görev alır. Ancak öğrenmeye olan aşkı ve akademik faaliyetleri nedeniyle Singapur Malaya Üniversitesi'nde eğitimine devam etmek üzere gönüllü olarak askeri görevinden çekilir. Ancak şüphesizdir ki almış olduğu askeri eğitim, özellikle düzen, disiplin ve sadakat gibi İslami unsurlar, bir İslam akademisyeni ve yöneticisi olarak görüşlerini ve yöntemlerini etkilemiştir. 1961 yılında Latife el-Attas'la hayatını birleştirmiş ve bu evliliğinden 4 çocuğu olmuştur. Daha Malaya Üniversitesi'nde öğrenciyken 2 kitap yazar. Bunlardan biri daha sonra 1963'te Malezya Sosyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından basılan ve bir klasik olan çalışması, Malaylar arasında anlaşıldığı ve yaşandığı şekliyle Sufizmin Bazı Yönleri adlı eseridir. Bu eseri için tüm ülkeyi dolaşarak bütün önemli Sufi liderlerle görüşmüş, yolları hakkında bilgi almış ve uygulamalarını gözlemlemiştir. Eserin gördüğü ilgiden dolayı Kanada hükümeti 1959'da el-Attas'ı örneği görülmemiş bir şekilde 3 yıl arka arkaya Kanada Konsey Bursu ile ödüllendirir. El-Attas, Kanada Montreal McGill Üniversitesi'nde İslami Çalışmalar Enstitüsü'nde eğitimine devam eder. Burada İzutsu, Seyyid Hüseyin Nasır gibi hatırı sayılır akademisyenlerle tanışır. Bir yıl sonra doktora çalışmalarını Londra Üniversitesi Oriental ve Afrika Çalışmaları Okulu'na transfer eder. Orada Profesör Arbery ve Martin Links ile çalışır. Londra'da geçirdiği öğrenim yıllarında bile İslam'ın yanlış yansıtılmalarına karşı onun hakiki mesajını yaymaya yönelik aktif olarak çalışmıştır. Hatta bir takım kişilerin İslam'ı seçmesine ön ayak olmuştur. El-Attas, eğitim dilinin İngilizce yerine Malayca olması konusunda çalışan Ulusal Malezya Üniversitesi'nin de kurucularından biridir. Üniversitenin felsefi temelinin oluşturulması, bilim ve İslami çalışmalar fakültelerinin kurulması da onun sayesinde gerçekleşir. Malay dili, edebiyatı ve kültürünün çalışılması için yeni metotlar önerir. 1973'te planlarını gerçekleştirmek üzere bu yeni üniversitede Malay Dili, Edebiyatı ve Kültürü Enstitüsü'nü kurar. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas'ın İlahiyat, Felsefe ve Metafizik,
tarih ve edebiyat gibi birçok akademik alanda uzmanlığı bulunur. İslam düşüncesinin ve medeniyetinin çeşitli yönleri üzerine, özellikle tasavvuf, kozmoloji, metafizik, felsefe ve Malay dili ve edebiyatı konularında yazdığı önemli eserleri vardır. 1975'te karşılaştırmalı felsefe alanında yaptığı olağanüstü katkılar dolayısıyla kendisine Emperyal İran Felsefe Akademisi üyeliği verilir. 1987'de İslami bir düşünce ve bilim geleneğinin ihyası amacıyla Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü İSTAK'ı kurar ve uzun yıllar başkanlığını yapar. İSTAK binasının, eşsiz El Gazali Konferans Salonu'nun ve caminin mekan tasarımını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Nakip El Attas Çağdaş İslam Düşüncesi'nin önemli figürlerinden birisi. Kendisinin hem ilmi arka planı hem de geldiği coğrafya açısından dikkate değer bir düşünür. Uzun ilmi hayatı içerisinde akademik çalışmalarıyla gerçekten Çağdaş İslam Düşüncesi'ne önemli katkılar yaptı. İslam geleneğinin yeniden ihyası, sekülerleşme, bilginin batılılaşmaktan kurtarılması, çağdaş bir eğitim sisteminin İslami usullere göre nasıl olması gerektiği konularında önemli eserler kaleme aldı. Ama sadece teoriyle öne çıkan bir düşünür de değil Nakip El Attas. Aynı zamanda Malezya'da kurulan Uluslararası İslam Üniversitesi'ne bağlı İSTAK adlı merkezde ya da enstitüde de hem onun kurucu başkanlığını yaptı hem de önemli çalışmalar yaptı. Ben iki açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi İndo-Malay dünyasından, yani Güneydoğu Asya'dan böyle bir düşünürün çıkıp oradaki birikimle birlikte İslam dünyasının ana coğrafyasıyla bu teması kurabilmesi önem arz ediyor. İkincisi de ortaya koyduğu düşüncenin muhtevası, felsefi derinliği. Şimdi birincisinden başlayacak olursak, İslam'ın İndo-Malay dünyasına gitmesi 15-16. yüzyıllardan sonradır. Fakat çok kısa bir sürede orada da bir ilmi fikri derinliğin neşvinema bulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii İslam'ın kültürel çeşitliliğiyle birlikte düşündüğümüz zaman İndo-Malay dünyasının da kendine özgü bir Müslüman kültür kimliği inşa ettiğini görüyoruz. Yani İslam çok katı kültür kimlikleri empoze etmez. Temel ilkeler vardır, inanç ilkeleri vardır, ibadet ilkeleri vardır, helal haram sınırları vardır. Onun dışındaki alanı hem ulemanın hem de aslında ümmetin, toplumun, bireylerin içtihadına bırakmıştır. Kültürel kimliğinin nasıl şekilleneceği konusu daha ziyade toplumun pratikleriyle şekillenmiştir. İşte Nakip El Attas bu tecrübeyi ortaya çıkartan, bunu kavramsallaştıran, bugüne taşıyan önemli düşünürlerden birisi. Muhtevasına baktığımız zaman Nakip El Attas'ın ortaya koyduğu düşüncenin burada her şeyden önce pergelin iğnesini geleneğe sabitleyen moderniteyi, modern tecrübeyi, aydınlanmayı, aydınlanma sonrası Batı düşüncesini, çağdaş İslam dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı entelektüel sorunları da bu pergelin sabitlendiği noktadan anlamaya çalışan, izah etmeye çalışan ve formüller ve teklifler ya da çözümler üretmeye çalışan bir düşünce şeklinin ortaya konduğunu görüyoruz. Malezya'da çeşitli disiplinlerde akademik başkanlık yapma onuruna layık görülen tek akademisyendir. Aynı zamanda işleri 1954'te Amsterdam Tropen Müzesi'nde sergilenmiş başarılı bir kaligraftır. Ürdün Kralı Hüseyin kendisini 1994'te Ürdün Kraliyet Akademisi üyesi yapmıştır. Bunu 1995'te Sudan Hartum Üniversitesi Fahri Sanat Doktorası ünvanı takip etmiştir. 2000'de İslam medeniyeti alanında yaptığı mükemmel katkılardan dolayı İrsika ödülüne layık görülmüştür. Modern Müslüman dünyasında Müslüman eğitiminin içeriğini, günümüz bilgisinin İslamizasyonu fikri ve metodunu, İslam Üniversitesi'nin doğası ve kuruluşunu, İslam metafiziği ve bilim felsefesinin formülü edilerek sistemleştirilmesini sistematik ve felsefi bir açıdan tanımlayan, kavramsallaştıran ve detaylandıran ilk kişidir. Nakip El Attas'ın İslami ilimlerin reconstruction'ı, yeniden inşası, ama yeniden inşa eskiyi yıkarak değil, eskiden var olan o kadim ilimler hiyerarşisi zaten tepe taklak olmuş vaziyette modernistler tarafından. Yani yüzyılın başından itibaren
alt üst edilmiş vaziyette. Bunu yeniden orijinaline sadık bir şekilde inşa nasıl edebiliriz derdinde olan birisi. Bunun da eğitimle çok irtibatlı olduğunu söylüyor. Fakat eğitimi de tanımlarken, tıpkı bilimi tanımlarken, ilimi tanımlarken, aklı tanımlarken nasıl bilinen, şu an bize öğretilmeye çalışılan Rönesans sonrası tarifleri, pozitivist düşüncenin tariflerini aynen birebir kabul etmeyip kadim manaları neydi diye üzerinde durduğunda bir eğitim anlayışını, bir eğitim felsefesini de ortaya koyuyor. Bu eğitim felsefesinin salt kitap okuyarak bir takım didaktik yöntemlerle birisinin size hocalık yapması suretiyle soğuk bir ilişki tarzıyla bir etkileşimden daha öte bir şey olduğunu, education, bir eğitim anlayışının aslında gelenekte teedip kavramıyla irtibatlandırıyor. Kelimenin lügat manasında edeplendirme, edep kazandırma talimi manası var ki bugünkü modernist eğitim anlayışında çok olmayan bir şey bu. Yani edeplenme diye de bir zaten eğitimin hedefi yok. Oysa ki bugünkü hedef çok mekanik bir hedef. Ama geleneksel ilimlerde bugün Eflatun'un akademiyasında, Pisagor'un eğitim felsefesinde ve bizim ariflerin, hükemanın eğitim anlayışında öğrenci-talebe ilişkisine baktığımız zaman öğrenciden sadece zihni bir devşirme, zihni bir enformasyon akışının ötesinde bir akış elde ettiklerini görüyoruz. Bir edeplenme ve bunu da Peygamber Efendimizin bir sözüne bağlıyorlar. Benim eğitimimi bizzat, benim eğitimimi derken Hazreti Peygamber bizzat Allah Teala yaptı. Fe ahsene teedibi, yani en güzel bir şekilde beni eğitti. Derken orada işte teedip kelimesi Arapçada kullanıyor Peygamber Efendimiz. En güzel eğitim, ahsene teedib deyince bu kelimeden ilham alarak Abbas, bizlerin de teedip felsefesi yapmamız gerektiğini, edeplendirme yapmamız gerektiğini söylüyor. Bir külliye kavramını ortaya atıyor. Bugün Arapçada külliye bizim fakülte kavramı karşılığında zaten kullanılır. O külliyeyi daha şumullü, daha kapsayıcı, daha cami bir manada kullanıyor ve hem akli hem hem maddi hem manevi ilimlerin beraberce öğretileceği bir model tasarlıyor. Ona göre modern seküler batı medeniyetinin neden olduğu tüm problemlere bakılınca şu an ihtiyaç olunanın yine aynı batı kalıbının yeni bir versiyonu olmadığı açıktır. Tam tersine doğru dini fikir ve ideallerden köklerini alan bambaşka bir medeniyetin temelden yeniden kurulması gerekmektedir. İslam ve Sekülerizm adlı kitabında uzun bir bahiste sekülerleşme sürecini anlatır. Ve bunun hem modern batı kimliğinin inşasında oynadığı merkezi rolü anlatır, hem de bunun İslam dünyasına nasıl etki yaptığını da tahlil etmeye çalışır ve kıymetli bir çalışmadır o. Orada özellikle ortaya koyduğu temel yaklaşım, sekülerleşmenin dini referansları dışarıda bırakarak bir dünya inşa etme çabasının modern kimliklerin inşasında nasıl bir rol oynadığıyla ilgilidir. Ama onunla sınırlı tutmaz, bunu Müslüman dünyanın nasıl etkilediği üzerine de önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. İşte bu bilginin batılılaşmaktan kurtarılması diye formüle ettiği süreç de bu konuyla doğrudan ilgili. Yani tevarüs ettiğimiz modern bilgi, bu akademik kaynaklardan geliyor olabilir, popüler kaynaklardan geliyor olabilir. Büyük oranda bu sekülerleşme sürecinden geçmiş bir bilgi türüdür. Nedir o? Kendi kendine atıfta bulunan, yani self-referential dediğimiz, kendi kendine yeterli görülen, hiçbir aşkın metafizik referansı olmayan bir bilgi türü. Bunun bir kere kendi içinde birçok tutarsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. İkinci olarak bunun
aslında Batı düşüncesinin tarihi serüveni içerisinde de bir noktada ortaya çıkmış bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Yani özellikle aydınlanma ve sonrasıyla ilgili 17-18. yüzyılda ortaya çıkmış bir bakış açısı. Üçüncü olarak da bu sekülerleşmiş, metafizik referanslarından kopartılmış bilgi türünün İslam dünyasının ve geleneğin ortaya koyduğu varlık ve bilgi anlayışıyla telifinin mümkün olamayacağını ifade ediyor. Ve bunun için de bu bilginin batılılaşmaktan kurtarılması adını verdiği bir program öneriyor. Aslında bu manada Attas'ın bir kapı araladığını, bir yolculuğa davet çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani tamamlanmış bir proje değil. Zaten bu tür büyük entelektüel fikri hareketlere hiçbir zaman tamamlanmış bir proje olarak bakmamak gerekir. Bu bir süreçtir, bu bir yolculuktur. O yolculuk esnasında sizin yeni karşınıza çıkan yeni sorunlar, yeni meydan okumalara dönük revizyonlar yapmanız, yeni cevaplar üretebilmeniz gerekir. El Attas'ın temel fikir ve metotları, dünyanın en büyük akılları olarak kabul görenlerin yaratıcı bir sentezidir. İlk defa El Attas, Malay-Endonezya takım adalarının İslamizasyonu üzerine orijinal teoriyi ileri sürmüştür ve böylece Güney Asya'daki İslam tarihinin yeniden yorumlanması için genel bir farkındalık başlatmıştır. El Attas, İngilizce ve Malay dili olmak üzere 30'un üzerinde kitap ve monografi yazmıştır. Bu eserlerinin çoğu birçok dile çevrilmiştir. En etkili eserlerinden biri, İslam Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi adlı eseridir. Bir diğer başyapıtı, İslam Metafiziğine Ön Söz, İslam'ın dünya görüşünün temel unsurlarının bir izahı adını taşır. Şu an 87 yaşında olmasına rağmen, üniversitelerde dersler ve konferanslar yoluyla engin birikimini genç nesillere aktarmaya devam etmektedir. Attas'ın ifadesiyle, bilgi sınırsızdır. Çünkü bilginin objelerinin sınırı yoktur. Hakiki bilgiyi elde etmek için çabalamaya bir son olmadığı gibi, bulunduğunda da onu incelemenin yine bir sonu yoktur. O halde bir başlangıcı, bir de sonu olan bir zaman diliminde onu elde etmek imkansızdır.